Herkese merhabalar. Çanakkale Web TV, fonksiyonel yaşamla beslenme ve diyet uzmanı Begüm Kur'an. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Şimdi geçtiğimiz haftalarda size fonksiyonel beslenme programı nasıl incelenir, bir kişinin fonksiyonel beslenme yapıp yapmaması mümkün müdür, hangi koşullarda mümkündür, bu diyet özellikle hangi kişiler tarafından uygulanmalıdır ve diyetin içeriği nedir? Geçtiğimiz iki yayınlarımızda bunlardan bahsetmiştim. Bugünkü yayınımızda da birazcık bitki çaylarından bahsetmek istiyorum. Bitkiler bizim fonksiyonel yaşamımızda en sık kullandığımız reçetelerdir aslında. İlaç yerine bitki kullanmayı tercih ediyoruz. Bunların en başında yeşil çay geliyor. Yeşil çayın dengeleyici bir özelliği vardır. Düşük şekeri yükseltir, yüksek şekeri düşürür. Aynı şekilde yüksek tansiyonu dengeler, düşük tansiyonu dengeler. Yani yeşil çay kullanabilmeniz için illa bazı değerlerinizin çok çok yüksek olmasına gerek yoktur. Çok sağlıklı bir değer değilseniz de eğer, bu sağlıklı olma halini devam ettirebilmek için yine yeşil çaya başvurabilirsiniz. Yeşil çayın bazı kombinasyonları vardır. Örneğin tarçınlı yeşil çay, açailli yeşil çay, ananaslı yeşil çay, kuşburnulu, zencefilli şeklinde çeşitleri vardır. Bunları hangi zamanlarda kullanıyoruz? Eğer kan şekerimiz yüksekse, diyabet hastasıysak, tip 2 diyabet hastası isek, bununla beraber insülin direncimiz varsa, polikistik over hastalığına sahipsek, tarçınlı yeşil çayı sabah kahvaltılarında çay yerine kullanabiliyoruz veya tarçın olduğu için içerisinde tamamen aç karnına değil ya ara öğünün üstüne ya tatlı tükettiğimiz bir öğünün yanında ya da hemen yemeğin üstüne kullanabiliriz tarçınlı yeşil çayı. Bunun haricinde obezitede en sık kullandığımız yeşil çay türü ananaslı ve açailli yeşil çaydır. Açailli yağ yakıcı bir etkiye sahiptir. Ananas ise ödem atıcı bir etkiye sahiptir. Şimdi yağ molekülü 3 parçalık bir 3 tane küp düşünün. Bu küpün 2 tanesini yağ asiti oluşturur, bir küpünü de su molekülü oluşturur. Yağlar parçalandıkça açığa hem yağ asidi ortaya çıkar hem de su molekülü ortaya çıkar. Yani vücudumuz yağı atarken mutlaka suyu da atmaya ihtiyaç duyar. İşte ananaslı yeşil çayda biz bu etkiyi kullanıyoruz. Yani ananasın su atıcı etkisini kullanıyoruz. Kahvaltılarda dediğim gibi açailli ananaslı bir yeşil çayı obezite hastaları, cerrahi operasyon geçirmiş, midesinden ameliyat olmuş hastalar kullanabilirler. Bunun dışında en çok kullandığımız beslenme programlarında en sık yer verdiğimiz bitki çaylarından biri de kuşburnu ve böğürtlen çayıdır. Eklem rahatsızlığı olan bireylerde özellikle C vitamininin yüksek tüketilmesi gerektiği, fakat C vitamininin de fazlasının, yani meyvenin fazlasının karaciğer yağlanmasına neden olduğunu biliyoruz. Şimdi eski zamandaki meyvelerden aldığımız C vitamini aslında şu anda aynı miktarda bir C vitamini alabilmemiz için kilolarca meyve yememiz gerekiyor. Çünkü iyi tarım uygulamalarıyla üretilmediği için şu anda meyvelerin içerisinde 3'te 1 oranında C vitamini azalmıştır. Daha çok lif tüketimi söz konusudur. İşte eski orandaki C vitamini kaybını tekrar yerine koyabilmemiz için kilolarca meyve tüketmemiz gerekiyor ve fruktoz öyle bir mekanizmadan geçiyor ki karaciğerimizde hiçbir duraksamaya takılmadan, yani komple saf bir şekilde yağ depolamaya harcıyor kendisini. C vitamini alırken bir yandan da yağ depoluyoruz. Yani trigliserit değerlerimiz çok yükseliyor. O nedenle gerekirse C vitaminini kuşburnu, böğürtlen çayları gibi bitki çaylarından takviye alıyoruz. C vitamini efervesan tabletlerden destek almamız gerekebiliyor. Eğer bağırsak geçirgenliğimiz yoksa ve aldığımız tabletler veya bitki çayları vücudumuzda etkinliğini koruyabiliyorsa. O zaman ne diyoruz? Diyabet hastaları tarçın, romatoid hastaları kuşburnu ve böğürtlen çayı kullanabilir diyoruz. Bununla beraber biberiye. Yine en sık kullandığımız bitki çaylarından biridir biberiye. Özellikle yağlı öğünlerde, yani et tüketimi fazlaysa eğer bir kişide ve et porsiyonunun en az 3 katı kadar yanına sebze desteklemiyorsak, bu çiğ salata olur, pişmiş salata olur, sebze yemeği olabilir, sebze yemeği artı salata olabilir. Etin hacminin 3 katı kadar tabağımızda yer etmiyorsa, o zaman ne yapıyoruz? Mutlaka biberiye çayı içiyoruz ki etin o zararlı etkisinin vücuttan hızlı bir şekilde uzaklaştırılması için.
geçtiğimiz programlarda da takipçilerimiz olarak hatırlarsanız eğer, ya eti 2 saat önceden kekik ve biberiye de marine ediyorduk ya da yanında yarım veya çeyrek avokado tüketiyorduk ki heterosiklik amin dediğimiz sindirim sırasında açığa çıkan kanserojen maddelerin vücuttan hemen uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyoruz. Tansiyon hastası isek veya tansiyon ilacı kullanıyor isek, biberiye çayı tüketimini sınırlandırmamız gerekiyor. Biberiye tansiyonu çok fazla düşüren bir bitkidir. Tansiyon hapı da tansiyonu çok fazla düşürdüğü için kişinin tansiyonu istediğiniz dozajdan daha fazla düşebilir. O nedenle ya çok hafif demlenmiş kuru bir biberiye çayı ve bununla beraber tansiyonun kontrol edilmesi gerekirse hekiminize başvurup tansiyon ilacının miligramının düşürülmesi biberiye çayının kullanımında mevcuttur. Yine de doktorumuza veya diyetisyenimize danışmadan, asla tansiyon kontrolü yapmadan biberiye çayını ilaç kullanan bireyler, tansiyon ilacı kullanan bireyler tüketmemelidir. Yine bununla beraber tiroid hastaları. Tiroid hastalarının en çok dikkat etmesi gereken şey goitrojenik besinlerden birazcık uzak durmaları gerektiği. Goitrojenik besin dediğimiz besinler hangi besinlerdir? Tiroid fonksiyonlarını, özellikle hipotiroidi hastalarında tiroid fonksiyonlarını birazcık daha yavaşlatan, ilacın etkisini birazcık daha azaltan bu besinler karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, şalgam, çilek, patates, turp, pancar gibi, marul, kıvırcık, iceberg gibi, atom gibi ya da Çanakkale'nin tabiriyle kök sebzeler. Bu sebzeleri mümkün olduğunca haftada 3 günden fazla ve 1 tabaktan fazla tüketmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Goitrojenik besin oldukları için. Yine şeftali, armut, çilek gibi bu meyveler arasındadır. Bunun dışında da çok fazla meyve yok, gözünüzü korkutmayacağım. Gelelim zencefile. Zencefil, safra kesesini kasıp gevşeme özelliğine sahip olduğu için eğer safra kesemizde bir taş mevcutsa zencefil tükettiğimizde hemen ya göğsümüzün tam ortası ya da karaciğerimizin hemen alt tarafı ağrımaya başlayabilir. Nefesimizi tutup karaciğerimizin o kaburgamızın alt kısmından el ile bir müdahale yaptığımızda, şöyle sıktırdığımızda eğer ağrı devam ediyorsa o zaman hemen bir genel cerraha görünmekte fayda var. Bu sende safra kesesi taşı veya kumu olabilir sinyalidir. Tabii ki bende taş var mı acaba deyip bir zencefil yemeyi denemeyelim sırf denemek için. Ama bildiğiniz bir rahatsızlığınız yoksa yine zencefili tek başına kullanabilirsiniz. Peki zerdeçal? Zerdeçal tek başına hiçbir şekilde etkileşime girmez. Mutlaka ya zeytinyağı ya da karabiberle beraber kullanılması gerekir. Günlük tüketim dozu 1 kiloya kadar ulaşabilir. Ve o tüketim dozlarında aslında tedavi edici özelliği fazla olduğu için tek başına yoğurtların üzerine zerdeçal ve karabiber veya birazcık zeytinyağı karıştırmanız, merak etmeyin, fazla olmaz. Çokça tüketebilirsiniz. Hatta ve hatta piyasada satılan kurkumin desteklerinden de faydalanabilirsiniz. Zerdeçalı yumurtalarınızın üzerine, menemenin üzerine, soğanın üzerine, yani karabiberi kullandığınız her yere, çorbanın üzerine kullanabilirsiniz. Yine etin, tavuğun, balığın üstünde hani lezzetini birazcık acılaştırabilir ama kullanabilirsiniz. Bu özellikle kanserli bireyler veya kanser geçmişi olan bireylerde çok fazla kullandığımız bir baharattır. Zerdeçal, karabiber veya zerdeçal, çok az miktarda zeytinyağı zerdeçalın etkisini arttırır. Tek başına tarçın. Tarçın günlük tüketim dozu 5 gramdır. 5 gram bizim için bir tatlı kaşığı yapar. 5 gramın üzerinde tarçın tüketimi, yani ben hopur hopur meyveleri, tatlıları götüreyim yiyeyim, İnsülin de kullanmamak için veya şeker yapımı düşük dozda alabilmek için çok fazla tarçın tüketeyim derseniz eğer, bir tatlı kaşığı tarçının üzerindeki tarçın karaciğer ağırlığında küçülme yapar. O yüzden tarçını da çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Reaktif hipoglisemi dediğimiz düşük şeker hasta gruplarında tarçın mümkünse hiç kullanılmamalı. Ya da tatlı kaçamaklarının hemen yanında tarçın kullanılmalı. Bunu da sıcak suda kullanmalı. Tarçın tek başına bir yoğurdun üzerinde
etkileşime geçmez. Tek başına bir oda ısısındaki suyun içerisinde bir etkileşime geçmez. Ama ben tarçın kullanıyorum ve bu şekilde kilo verdim. Hayır, siz tarçın bahanesiyle su içtiniz. O yüzden kilo verdiniz. Size kilo verdiren tarçın değildi. Suyu lezzetli yaptı. Plasebo etkisiyle tarçın kullanırsam daha kolay zayıflarım dediniz ve o tıbben %10'luk plasebo etkisi sizin vücudunuzda kilo verdirici bir etkiye sahip olmuş oldu. Ama bilimsel olarak bunların hepsinin sonucunda daha fazla su içtiğiniz yatıyordu. Bu nedenle tarçını sadece kan şekeri etkisini, kan şekeri seviyenizi düşürme etkisinden faydalanmak istiyorsanız kullandığınız gıdaların mutlaka sıcak olmasına özen gösterin. Örneğin bir elma tatlısı, örneğin bir ayva tatlısı. Bunların hepsi sıcakken üzerine serpilen tarçınla etkileşime girer. Soğuduktan sonra o tarçın ya da normal bir helva normalde soğuk soğuk tüketilirken herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Aynı zamanda bu bitkiler böyle uzun uzun sabah demleyeyim akşam tüketeyim gibi bir etkiye sahip değildirler. Uçucu maddeler içerirler. Kokusu geçtiği anda aslında etkisi de geçer. En kolay yöntem size bu. Yani demliyorsanız maksimum ılık bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Çok da fazla soğutmamanız lazım o sıcak içeceğinizi veya yiyeceğinizi, tatlınızı. Bununla beraber başka hangi bitkilerden faydalanıyoruz? Enginar, enginar suyu. Karaciğer için inanılmaz bir bitki, inanılmaz bir sebzedir. Enginar sularından faydalanabilirsiniz, konserve enginar kullanabilirsiniz. Özellikle sivilce problemi, akne problemi yaşayan bireylerin kullandığı karaciğeri etkileyen bir ilaç vardır. O ilacı kullanıyorsanız her akşam mutlaka ya enginar suyu ya da enginar salatası kendinize yapın tavsiye ediyorum. Bununla beraber seboroid dermatit, işte kurdeşen, sedef, egzama, cilt yaraları, kaşıntılar bunların hepsi karaciğer reaksiyonlarıdır. Safra kesesi taşı, safra kesesi olmayan bireyler, karaciğerin daha fazla yorulduğu durumlar. Neden? Çünkü safra kesemizde karaciğerden salgılanan safra birikiyor. Daha sonra kese olduğu için birikiyor. Yağlı bir besin aldığımız zaman safra kesesinden bu yağlar yemeğin üzerine doğru yağların parçalanması için safra tuzları serbestleşiyor ve yağlar parçalanıyor. Safra kesesi olmayan bireylerin safra kesesi rolünü yine karaciğer üstleniyor. Bunlar bir ikiz, baba oğul, anne kız gibi düşünün. İkiz gibi çalıştıkları için safra kesesinin olmaması da karaciğeri yoruyor. Bu nedenle mutlaka enginar kullanımına özen göstermeniz lazım. Miktarı çok fazla önemli değil sebze olduğu için. Ama suyunu kullanırsanız eğer sabah akşam 2 yemek kaşığı aç karnına kullanabilirsiniz. Tıbben belirlenmiş bir yan etkisi de yoktur. Aynı şekilde deve dikeni. Az önce saydığım karaciğerle ilgili tüm rahatsızlıklarınızda yine deve dikenini de kullanabilirsiniz. Hap olarak kullanabilirsiniz, bitki olarak kullanabilirsiniz, şeker hastalıklarında kullanabilirsiniz. Bununla beraber çeşitli sindirim enzimlerinin yerine geçen pancar. Geçen programımızda çok fazla üstüne düşmüştüm. O yüzden şu an sadece hani başlığın içerisinde geçsin diye belirtiyorum. Pankreas problemi olan bireyler veya mide problemi olan bireyler, reflü hariç, mutlaka pancar tüketmelidirler ki pancarın mide koruyucu etkisi, içerdiği betain HCL'nin etkisiyle midenin asit sıvısına müdahale etmeden mideyi koruyabiliyor olması, yine aynı zamanda pankreasın salgıladığı hormonların pankreası çok fazla yorması nedeniyle ortaya çıkan insülin direncine katkısı, iyileştirme anlamında, bu anlamda pancar kullanabilirsiniz. Bunun dışında karabiber söyledik, zerdeçal söyledik, zencefil söyledik. Dişimizin arasına sıkıştırırız oruç tuttuğumuzda. Neydi onun adı hatırlayamadım şu anda. O da K ile başlıyor. Karanfil. Tamam, saçlara sürülebiliyor koyulaştırması için, doğru. En sık kullandığım şeylerden biri, şu anda unuttum sizin karşınızda heyecandan. Karanfil. Karanfili de ciddi anlamda tansiyon düşürücü etkisi vardır. Yani normalde düşük tansiyon olan bireyler de karanfili kullanabilirler. Şöyle özel bir tarif de verebilirim aslında size.
Sabah bir çay bardağı sıcak suyun içerisine bir top ezilmiş karabiber, bir tane ezilmiş karanfil, yarım da çubuk tarçını ezerek o suyun içerisinde demliyorsunuz. 1 litre suyun içerisine bu suyu karıştırıp gün boyunca içmeye çalışıyorsunuz. Bu hem vücudunuzda bir detoks etkisi yaratır, hem cilt hastalıkları varsa onları iyileştirici bir etkisi vardır. Hem şekerinizi dengeler, hem tansiyonunuzu dengeler. Ama dediğim gibi bakın lütfen ya tok karnına içiyorsunuz, bu normal bir bitki çayı olmasa bile. Sonra mail kutumun kan şekerim düştü veya tansiyonum düştü, çok fazla tatlı istiyorum gibi şeylerle dolmasını istemiyorum. Size tamamen faydası olsun istiyorum. O yüzden tam tekmil uygulamanız lazım. Hep bitkileri tok karnına tüketmeye çalışın ki böyle şeker düşmesi, tansiyon düşmesi gibi şeyler yaşamayalım. Çünkü bunlar ilaçlarla kullanılırken, ilaçların içerisinde kullanılırken bunların etken maddeleri alınıyor, seyreltiliyor bir takım başka maddelerle. Doğrudan bir bitkiyi hap gibi almak başka, bir de hapı almak başka. Aslında hap biraz daha güvenli oluyor çünkü etkisi biraz daha az oluyor. Ama bitkiyi doğrudan alıyorsak kullanım prosedürlerine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de benim Fransız çayım var, çok seviyorum, mistik çay. Bunun içerisinde oolong çayı vardır. Yine yeşil çay gibi bir çaydır. Yeşil çay, oolong çayı bir çay bardağına 3 çay kaşığı gibi hesaplayabilirsiniz. Yeşil çay, oolong çayı, tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber. Bunların hepsini birleştirdiğinizde bunu bitki sütleriyle veya keçi sütüyle, keçi ürünleri sağlıklı olduğu için ve koyun sütüyle tabii ki kullanabilirsiniz. İnek sütünü tavsiye etmiyoruz. Kazein miktarı fazla olduğu için ve içindeki kazeinin farklı bir kazeine dönüşmesinden dolayı, vücutta yarattığı etkilerden dolayı dana ve inek ürünlerinden çok hoşlanmıyoruz biz fonksiyonel yaşamda. O yüzden keçi sütü, bitki sütü bunlarla kullanabilirsiniz akşamları yatmadan 3 saat önce. Metabolizmayı %33 olarak hızlandırıyor. Hem şeker dengesi hem diyabetli bir bireyin sabah yüksek kan şekeriyle uyanmaması için bu mistik çayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bununla beraber akşamları kesinlikle zaten meyve tüketmeyelim. Şu fruktoz mevzusundan dolayı onu söylemeden geçemeyeceğim. Bitki programı oluyor gerçi ama o meyveye mutlaka değinmek istiyorum yine de. Çünkü ağırlıklı olarak şunun bilincindeyim. Aslında beni çoğunlukla, yani ya da bir diyetisyene başvuran kişi çoğunlukla hep şeker, diyabet, tiroid, pankreas yetmezliği, pankreas kanseri, reaktif hipoglisemi, insülin direnci ve polikistik over sendromu, bunlar daha çok takip ediyor. Bunlar çünkü daha çok bize başvuruyor. O nedenle pankreası da yormamak adına, karaciğerde glikozdan gelen kolesterol olan trigliseritin yükselmemesi adına akşamları meyve tüketimini çok fazla yapmamamız gerekiyor. Diyabet hastasıyım, meyve tüketmem gerektiği söylendi. Ne yapabilirim derseniz eğer, galeta ve peynir salatalık gibi bir öğün yapabilirsiniz. Ya da ben çalıştığım kişinin menüsünden sapmak istemiyorum. O bana meyve verdi ama evet sabahları kan şekerim yüksek çıkıyor ya da gece çok fazla düşüyor diyorsanız, meyveyi tüketirken yanında yine bir protein kaynağı, süt çok hızlı yükseltir kan şekerini, yoğurt, ayran, cacık kullanabilirsiniz. Ya da bitki sütlerinden bir kahve yapabilirsiniz kendinize. Ya da tarçınlı yeşil çay kullanabilirsiniz. Bunun dışında düşünüyorum şu anda başka neler kullanıyorum kendi diyet listelerimde diye. Böğürtlenini söyledik. Aslında hepsini söyledik. Başka söylemediğimiz bir şey kalmadı zannediyorum. Evet, bu kadar. Umarım faydası olur. Umarım gerçekten doğru kullanım yöntemleriyle, yani itaat ederek bu yöntemlere sağlığınıza kavuşursunuz veya iyi halinizi devam ettirirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.